Merhaba sevgili aslanlar. 29 Aralık 5 Ocak haftasına hoş geldiniz. Evet sevgili aslanlar artık 2013 yılı bitiyor ve 2014 yılına giriş yapıyoruz bu hafta. Ee, gökyüzü yılın son haftasında özellikle öncü gruplar arasında oluşan e, sert gezegen hareketleri nedeniyle biraz stresli görünüyor sevgili aslanlar. Ee, siz bir önce grup değilsiniz, birebir e, size etkileyen bir durum olmasa da yakın çevrenizde oluşabilecek e, bazı ani durumlarla e, beklenmeyen e, değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla e, bu hafta özellikle yılbaşı haftası e, planlarınızda bazı değişimler söz konusu olabilir. E, üçüncü evinizde e, şu sıralarda Mars ilerliyor. Yakın çevre ilişkileriniz, kardeşler, yakınlar, akrabalarla olan ilişkilerde zaman zaman iletişimlerde sorunlar olabilir, sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. 29 Aralık'ta Merkür-Uranüs karesi, hemen ardından 30 Aralık'ta Güneş-Uranüs karesi ve 31 Aralık'ta yılbaşında Mars'ın Oğlak Burcu'nda kavuşan Güneş-Merkür-Pürüton'la yapacağı sert etkileşimler ee, yakın çevre ilişkilerinize biraz daha dikkat ve özen göstermeniz gerektiğini işaret ediyor. Ee, bunun yanı sıra seyahatler söz konusu olabilir. Seyahatlerde dikkatli olmalısınız, temkinli olmalısınız, gerekli önlemleri almalısınız. Özellikle otomobilinizin kontrollerini yaptırın ve e, seyahatlerde e, özellikle hız konusunda. Daha temkinli ve dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz sevgili aslanlar. E, gökyüzünde e, biraz beklenmeyenin beklenmesi gereken ani durumların oluşabileceği, kontrol dışı e, kavramların gündeme gelebileceği ve toplumsal olayların da bir şekilde e, bizi etkileyebileceği e, enerjiler söz konusu. Bu etkiler altında 1 Ocak'ta 10 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğacak. Oğlak yeni ayı sizin 6. evinizde doğacak. İş koşulları, çalışma ortamları, günlük hayatınız, rutinleriniz, genel olarak sağlığınız, alışkanlıklarınız, beslenme düzeninizle ilgili bazı yeni değişimler, dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Bu dönüşümler biraz zorlayıcı veya mecburu, mecburiyetten de kaynaklanabilir. Sağlığınızla ilgili özellikle dikkat etmeniz gereken bir süreç kronik sağlık sorunlarında bazı artışlar olabilir. Gökyüzündeki sert enerjiler bazı problemleri tetikleyebilir. Sağlık kontrollerinizi yaptırmanızı öneriyoruz. Özellikle günlük hayatınızda hareket ederken ufak tefek sakarlıklar, kazalar söz konusu olabilir. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor bu süreçte. İş ve çalışma arkadaşlarınız, yakınlarınızdaki kişiler, yardımcılarınız, e, yanınızda çalışan kişilerle de olan ilişkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Ani durumlar, ani çıkışlar, gerginlikler, streslerle karşılaşmanız söz konusu olabilir sevgili aslanlar. Evet genel olarak e, yılın son haftası Biraz gergin olacak, oldukça gergin bir haftadayız ve yeni yıla yine sert enerjilerle başlayacağız. Ama bu sert enerjiler güçlü değişimler için, dönüşümler için bize cesaret de verecektir. Ee, bir türlü yapmaya karar veremediğimiz veya cesaret edemediğimiz değişimleri bu güçlü enerjilerin de verdiği cesaretle yerine getirebiliriz sevgili aslanlar. Evet haftanın genel etkileri böyle daha detaylı günlük yorumlarımızı da günlük videolarımızı izleyerek öğrenebilirsiniz, takip edebilirsiniz sevgili aslanlar. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Hoşçakalın.